Bize bakanlıktan gelen bir yazıyla müzelerimizi kapatmamız isteniyor. Prosedürü yerine getirmemiz istediliyor. Zaten biz ilim dağıttığımız için, geleceğe ışık tuttuğumuz için geçmişten günümüze zor zor ayakta durduğumuz bilindiği halde Kültür Bakanlığı'ndan gelen yazıyla beraber Gaziantep'teki özel müzelerin kapatılması isteniyor. Bu doğru bir şey değildir. Resmi olarak zaten her zamanki gibi biz resmi evrakla konuşuyoruz. Gösterebilirim efendim. Buyurun, burada anlatıyorsa da. Diyor ki müzeleri kapatın. Gaziantep Müzeler Şehir diye övünüyoruz. Gaziantep'le ilgili birçok misafirlerimiz geliyor. Eski Mezopotamya biliyorsunuz buralar. Kültür turizminden başka bir Gaziantep'in sanayisi var. Sanayicilere buradan da sesleniyorum. Gaziantep'teki müzelere sahip çıkılmasını istiyorum. Gaziantep Üniversitesi'ne sesleniyorum. Gaziantep Valiliğine sesleniyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve yerel yönetimlere sesleniyorum. Gaziantep'teki müzelere sahip çıkılmasını bekliyorum. Bizden prosedüre uymamız bekleniyor. Arkeolog çalıştırmamız bekleniyor. Güvenliğinin had safhada olması bekleniyor. Biz zaten bize para kazanmıyoruz ki. Biz şu anda cepten yiyoruz habire. Bizden arkeolog isteniyor. Arkeolog, en kötü arkeoloğun değeri, yani asgari ücretten de olsa bize maliyeti 2000 liradır. Çünkü sigortası vardır, bunun vergisi vardır. Ve biz bunu kazanamadığımız gibi, ben kendimden bahsediyorum tabii ki. Ben inşaatta çalışacaktan böyle bir hobim var. Bu hobimi de genele yaymak istiyorum. Çünkü müfredatta olan bir şey Milli Eğitim'in para konusu ve tarihi eserlerimiz tabii müzelerime teşvik amaçlı. Yani yanlış bir uygulama. Asıl istenen müzeler: Müzyen Galeri Müze, Saklı Konak Bakır Eserler Müzesi, Para Müzesi, Dünya El Sanatları Müzesi ve tabii ki diğer müzelerin kapatılması isteniyor. Ben Gaziantep'te Özaslan Kültür Müzesi'nin sahibiyim. 20 yıldır bakıcılıkla uğraşıyorum. İçinde Osmanlı eserleri zaman zaman çıktığında bunları bir araya ayırttık. Son bir yıldır da bu müzeyi meydana getirdik. Bir Gaziantep'e ev alaraktan. Maksatımız gelecek kuşaklara Osmanlı eşyalarını tanıtmak. Kültüre ve Gaziantep turizmine bir katkı sağlamakta. Satı bizim bir çıkarımız yok. Şimdi müze yaptık ama bir faydamız yok yani. Maksat sadece Gaziantep turizmini canlandırmak. Buna da Turizm Müdürlüğü bize kağıt salaraktan siz bir arkeolog, 3 tane güvenlik çalıştırmak zorundasınız. Bizim buna gücümüz yok. 15 bin liraya, neredeyse tezminatıyla, şunusuyla, vergisiyle 15 bini tutuyor. Onda bize zorluk getirirse biz de şu an kapattık. Turizma da destek vermiyoruz. Daha doğrusu gelen Avrupalılara da malzemeleri satmaya başlayacağız. Şu anda müze statüsü kazanan, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait olan, gerekse özel müze statüsünde olup bizim denetimimizde olan müzeler toplamda 16. Bu tabii ki gurur verici bir şey. Bir kentin gelişmişliğini, her alanda müzesinin olması bizim için gurur verici bir şey. Bunun yanında tabii ki diğer alanlarda da müze talepleri olduğu için bunun bir prosedürü var. 2860 sayılı kanunda hem bir müze, özel müze nasıl açılır, hangi statüde açılır, kanun ve yönetmeliklere uygun olan şartlar sağlandığında, bize müracaat edildiğinde veya direkt doğrudan bakanlığımıza müracaat edildiğinde biz de burada takiplerini yapıyoruz. Gerekli raporları hazırlıyoruz. O müze statüsüyle ilgili olabilmesinin kriterlerini, bütün bilgi ve belgelerini bakanlığımıza gönderdikten sonra değerlendirilip müze açma izni verilerek müzenin açılması sağlanıyor. Yani böyle bir müze kapatılacak veya kapatıldı diye bir şey söz konusu değil. Yani teknik olarak diğer fiziki şartları oluşturuyorsa, bunun yanında özel müze yönetmenliği gereği, özel müze yönetmenliği gereği 8. maddesi de binanın durumuna göre izin verilenler için müzenin bekçi ve güvenlikçi tarafından korunması ne kadar gerektiriyorsa, ayrıca bunun yanında uzman personelde görevlendirmesi gerekiyor.